Torununu kızının mı çektim? Uyanmış polisi halkalı zambur yakalış. Evet, kediyi kameraya yakaladığımı bilmem. Anında kaçtı. Kendini gösterip. Bu sefer sadece bakar bakmaz bu sefer burnunu uzatmayacağız. Senden önce geldik ha.
taraftan iyi miyim? Şaşmaz. Kedileri çakan karkaları bağırtacağım. Ulanma kuruşma siktir git. Anama uğradı olur. Nerede kedicik? Kargacık. Nerede ben saklanıyor simit? O sağdan soldan elden arkama. Orada değil mi? Nöbet tut sen. Yavrularını koru. Yem mi yedirmeyecekler? Oo sana. Kargalar geldiğini uyarıyor. Kedilerin babası geliyor diyor. Aynı şekilde sol elimizi kaldırıyoruz. Salak değil, solak. Aynen böyle. Yine 6 tane. Hala devam ediyor. Kayboldu çıt yok. Kargalardan. Kim şeytan biliyor var mı? Sen son videolarında bizim kızlarımız, oğullarımızı emlakçı çekip paylaşıyorum. Tekrar ortaya fırlıyoruz. Dayanamayız. Boklarımız da öyledir. Bok büyüsüz geçmez bunlar. Sineklerden belli. Kuşlar neden ağaçta asılı kaldınız be? Yemiyorsunuz. Allah Allah. Kaç avuç yem attım be gelin yiyin. Karkacık ne var orada lan, bok mu yiyin? O ne? Tam sıçtıkları yerde yapma, parası çıkacağım. Başka uçan maymunlardan söz etmeyelim. Duyar anında gönderir. Ben kimsenle evet şimdi söz ettiğinde şişmiş dedim. Olmadık. Önünden geçeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bense geçen sefer gibi ülseri astığını zannetmiştim. Geçen sefer ülseri asmadı. Tiyatro. Kesin. Çünkü öğleden sonra ıslandı. Kargalar hiç susmuyor. Etraftalarla mevcut. Açık bak. Hayır. Çıkmıyoruz kargacıklar. Ben balkona çıkacağım. Daha inler, kediler cirit atmayacak. Kameraya göstermiyoruz. Şu an müthiş gaza gelmiş olmam gerekiyordu. Çünkü hanım acılar çekiyor. İniliyor. Ve hastaneye randevu alamıyor. Cevap yok. Bir kere cevap vermişler. Bugün bu saatten sonra ara. Arıyor, arıyor. Çatık. Ne oldu kargacıklar, diğer tarafta da mı yavrularımız var ve kedi kaynıyor, şaşmaz. Sesler geliyor. Karga babası.
Sen sigara yaktın. Görmediğin iki şeyle getir ben. Bir kat. Merkezde görmüş olabilirim. Veya Beykoz'da veya Beylerbeyi'de. Veya başka bir ilçede. Karşıma. O müthiş desibelli bir köpek türü. Komşularına işkenceci. Kanun yok ki. Kanun varsa seni içeri kapatacak şekilde var. Onlar üstün insanlar da. Bokla evlerinde leş gibi kokularla. Şiş kokularıyla. Bunlar üstün insan. Üstünlük sağlamışlar. Her sabahki aktörleri göremez. Yeni bir surat. Ne diyelim, ne görmek istemiyorsan uzak durun. O yüzden bir yorum yapalım. Tamamen konu dışı. Karısı çocuklar olan tüm medyalar için. Milli damat. Fakat kaynanası Rum. Nasıl milli damat oluyor o zaman? Öyle dedi o gelin. Anam Rum. Kayıtları var. Televizyon programlarının. Benim anam Rum. O da Milli Damat. Kaşındın paspas. Neresi Milli Damat bilmiyorum. 10 binlerce kez Milli Damat olmuştur. Komiser soyunma odasının dışında kuyrukta bekliyorlar. Gelin de olmasın ne bilirse de onun da aynı. Söyledikten sonra kapatır kapatmaz kedinin ağrıları duydu. Çekmeye yetişemedik. Bu düşündürücü yani. Her şey kapalı. Tüm pencereler, her yer. Nasıl gidiyor lan bu sinekler? Kanal yolundan. Başka cevabı yok. Böyle delikten girmeye çalışanları gördüm. Pencere sen de iki tane sinek gördüm ben. Eskisi gibi değil. Kaynamıyorlar. Geçmişte kaldı umut. Sen geldin mi? Niye nara attın be? Şey mi kız? Sigaramız da bitti. Şu okyanus kolejiye halkalı nerede bakalım sonra? Bahçede sadece karga beni savunmaya gelmişler. Ve kumru. Serçeleri göremedik.
Şöyle bak. Yerde erikler. Sinek yok. Söylediğin gibi sinek toplamıyorlar. Nereden bu sinekler belli? İstedikleri an. Özetliyoruz. Bu sabah bunu göreceksin. Duyacaksın. Sen lavaboya gidiyorsun. Peş peşe. Ondan sonra çıt yok. Şimdi bile. Ve şüpheci ama düşman gözükeceksin. Daha önce videolarımla aynı takımda oynadıkları yok gibi. Sensin sorun. Sonra balkona burnunu uzatır uzatmaz. Sanki onlarca yüzlerce videonla yok gibi. Tesadüf. Problem sende Yusuf Bey. İçeri gittik. Penceremin önünde kedi boks ringi düzenli. Geçmişte kaldı unuttum.